Hükümet sistemi de 9 Temmuz Perşembe günü 2 yılı da geride bırakıyor değerli izleyiciler. Ve bu 2 yıllık süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam 3000 kararın altına imza attı. İşte 2 yılın özeti. Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim. 24 Haziran 2018 seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan'ın 9 Temmuz'da mecliste yemin etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de resmen başladı. AK Parti önümüzdeki yeni dönemin de lokomotifi olmayı sürdürecek. Yeni sistem ikinci yılını geride bırakıyor. Erdoğan imzasıyla 2 yıllık sürede 64 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı. 3000'e yakın kararın altına imza atan Erdoğan yüzlerce atamaya da onay verdi. Bu 2 yıllık süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan baş döndüren bir trafiğe imza attı. Tam 30 ülkeye 46 ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ın 7 ziyaretle en fazla gittiği ülke Rusya oldu. 2 yıllık süreçte dış politikanın en önemli başlıkları Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz oldu. Türkiye gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla Suriye'de terör koridoru oluşmasının önüne geçti. Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Serraç hükümetiyle imzalanan anlaşmalarda bölgedeki durumun seyrini değiştirdi. Türkiye bu süreçte Doğu Akdeniz'de kurulan tuzakları bozdu. Tüm dünyada olduğu gibi koronavirüsle mücadele Türkiye'nin de en önemli gündem maddesi haline geldi. Türkiye aldığı önlemlerle salgınla mücadelede başarılı bir performans sergiledi. Ayrıca çok sayıda ülkeye içinde yerli solunum cihazı, maske, tulum ve dezenfektan bulunan yardım paketleri gönderildi. Erdoğan, 9 Temmuz'da 2 yılı geride bırakacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesinin performansını bir değerlendirme toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacak. Yaptığımız fedakarlıkların karşılığını fazlasıyla alacağız. Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan yönlerinin belirlenmesi amacıyla bir çalışma başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı toplantıda buna yönelik değerlendirmelerde de bulunması bekleniyor. Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın güçlü yönlerini destekleyecek, zafiyet ortaya çıkan yönlerini de süratle değiştireceğiz.